yapmadan, halka dönük hizmetlerini ihmal etmeden halkla meşgul olmanın yolunu aramıştır. Ve çok basit, çok sade bir sistem kurmuştur. Bu sistemin temelinde zikir vardır ve zikirden de tevhid zikri anlaşılır. Cemvetiyle'nin temelinde La ilahe illallah zikri vardır. Kelime-i tevhid zikri. Bu zikir de üç manayla zikirdir. Tevhid-i ef'al, tevhid-i sıfat ve tevhid-i zat dediğimiz üç manayla çekilir. Üç yolla çekilir. Tevhid-i ef'alde fiilleri tevhid etmekte La ma'bude illallah. Allah'tan başka ibadet edecek bir Rab, bir Tanrı yoktur. Bir ilah yoktur fikriyle zikir yapmaktır. Bu belli bir aşamadan sonra bir noktaya gelir. Sıfat tevhidine ulaşılır. Ef'alden sıfata ulaşılır. O zaman da La maksude illallah zikri başlar. La ilahe illallah derken Allah'tan başka bir maksudunuz yok. Allah'tan başka ulaşacak bir kaynağınız yok. Yegane ulaşacak kaynak hakkın kaynağıdır noktasında. Haktır. Ondan sonraki dönemde ise tevhid-i zatta La mevcude illallah. Allah bes baki heves. Allah vardır. Başkası yoktur. Sadece o vardır. Fikri işlenir. Bu tevhid zikriyle tevhid-i esma, ef'al, tevhid-i sıfat ve tevhid-i zat zikriyle yolunu, cevvetilik yolunu kurmuştur. Bir de tabi seyri sülükte de dört tane mertebeden bahsedilir. Tıpkı Hacı Bektaşi Veli, Ahmet Yesevi'yi de hatırlatan bir tasnif biçimidir. Bu belki Sonuncu Baba'dan gelen bir süreç olabilir. Dört mertebeden bahsedilir. Bunlardan birisi tabiat mertebesidir. Tabiat mertebesine şeriat mertebesi olarak nitelendirmek mümkündür. Şeriattan kasıt, şer-i şerife uygun, tabiatımızın, mizacımızın gereği neyse onu yapmamızdır. Hakkın emrini yerine getirmemizdir. Onunla ilgili hakkın rızasını yapabilecek ilmi, fikri donanıma sahip olmak için çaba sarf etmek lazım. Tabiat budur. İnsanın kendi nefsini, kendi tabiatını tanıması, ilmi hali bilmesi, hakkın emrettiklerini bilerek ibadetlerini yapmasıyla alakalıdır. İkincisi nefis mertebesidir. Bu ikinci bir, üst bir noktadır. Nefis mertebesi Ahmet Yesevi'de ve Hacı Bektaşi Veli'de karşımıza çıkan tarikat mertebesidir. Bu tarikat mertebesi ahlak mertebesidir. Nefsin, nefsi insanın nefsi, hayvanın nefsinin arzuladığı kötü ahlaktan iyi ahlaka, güzel ahlaka hicret etmek söz konusudur. İyi ahlaki ilkeleri benimsemek, kötülüklerden uzaklaşmak, insanın yapıp ettiklerine, ortaya koyduğu davranışlara dikkat etmesi, özüyle, sözüyle dost doğru olmaya çalışmasıdır bu mertebe. Bu mertebeye sahip olanlar bir üst mertebeye ulaşırlar. Bu ruh mertebesidir. Ruh mertebesinden kasıt marifettir. Marifet de bilgi demektir. Artık bir kısım bilgilere, manevi bilgilere, kalbe doğan ilhamlara insan ulaşabilir bu noktaya geldiği zaman. O bilgiye sahip olan, bilgi uğurda kullanmamak, bilginin sahibi olabilmek, bilgi saklayabilmek burada önemlidir. İnsan bazen bilgiyle de imtihan edilir. Her bilgi her yerde herkesle konuşulmaz fikri burada işlenir. Bilginin verdiği ve gereğini yerine getirmek, onu amel etmek önemlidir. Bu ruh mertebesinde insanın ruhen kendisini olgunlaştırması, nefsen olgunlaştırdığı gibi ruhen de kemale ermesini sağlar. Bundan sonra dördüncü mertebe olarak sır mertebesi ortaya çıkar. Bu hakikat mertebesidir. Bu hakikat mertebesi varlığı bir hakkın idrak etmek, her şeyin sahibinin Allah olduğunun farkına varmaktır. Kısaca ben Cevvetiyeli'yi de Üftadi'yi anlatırken özetlemek istedim. Üftadi'nin kurduğu sistemin, kurmak istediği ya da ortaya koyduğu sistemin, hakikate ulaşmaya dönük sistemin aslında çok sade bir sistem olduğunu ve şiirlerinde de bu sistemi büyük oranda işlediğini görmüş oluyoruz. Bugün sizin için böyle seçtiğim nutku şerifleri ise, ilahisi ise tıpkı Mevlana'nın gel demesi gibi. Gel beru diye başlayan bir ilahi. Şöyle diyor. Gel beru ey gönlümün derdine timar eyle. Ta ezelden canımı aşk ile bimar eyle. Vuslatındır derdine derman olan aşıkların, ey cemalin görmeyi uşaka ikrar eyleyen.
Olmasaydı cemalin vadisi aşıklara, kim karar ederdi bunda aşıkı zar eyleyim? Canlarını inleten bunda senin zikrin durur. Zikr içinde canlarını garkı envar eyleyen. Gördüler ayinede bunlar cemalin nurunu, anladılar kim durur yol eyleyip var eyleyen. Bağrı yaşlı, gözü yaşlı, ciğeri delik delik. 18 bin alemi aşıklara dar eyleyen. Dertment üftadenin budur muradı ta ebed, gönlünü uyarı ben, eşyayı izhar eyleyen. Bu ilahisini konuşacağız. Ama yine gelberu diye söylediği birkaç tane ilahisi daha var. Efendim 4 tane ilahisi daha var. Onlardan bir tanesini yine izin verirseniz okuyayım. Açtım hemen soldaki nutuk karşıma çıktı. Onu okuyayım size. Siz hep sağda kaldığınız için soldan okuyayım bari. Şöyle diyor. Gel beru ey gönlümün şehrini bünyat eyleyen. 18 bin alemi emrine münkat eyleyen. Kurbetinden dur edip bu illere salan beni. Vade-i ferda ile bu gönlümü şad eyleyen. Gönlümü yağmalayıp, aklım alıp, mecnun eden, varlığın dağlarını kesmekte ferhat eyleyen. Zahir iken gün gibi aşıklara sırrın senin, perdeyi envar ile bunları işar eyleyen. Ta cemalin görmeye layık ola aşıkların, can gözün açma ile aşıkları yad eyleyen. Firkatin tesirini aşıklara zindan edip, vuslatın ihsan edip bunları azat eyleyen. Gönlünü üftadenin sevginle irşad eyleyen. Sevgini aşıkların canlarına zat eyleyen. Evet, gelberu diyor. Bugün gelberu diyeceğiz. Gelberu. Uzakta kalmayacağız, taşrada kalmayacağız. Beriye geleceğiz, daha beriye geleceğiz. Evet. Diğer şiirler de çok hoş. Bir Fransız vatandaş Paul Bonanfat bir ara Galatasaray Üniversitesi'nde de görev yaptı. Halihazırda orada mıdır bilemiyorum Paul. Yıllar önce Bursa'ya gelmiş. Üftadenin huzurunda ayrı bir zevk, ayrı bir mana hissetmiş. Bu divançeyi, küçük bir divançe gördüğünüz gibi, çok küçük bir divançe. Yunus'unki, Niyaz-ı Mısri'ninki gibi değil. Bu divançeyi önce Fransızca'ya tercüme etti. Sonra aynı divançeyi İngilizce'ye de tercüme etti. Hem Fransızca hem de İngilizce tercüme edildi. İşte bilemiyorsunuz, birisi çıkıyor, ta Paris'ten kalkıp geliyor, hizmet edebiliyor yani, hizmet içinde bulunabiliyor. Dolayısıyla Türkçe'nin yanında Fransızca ve İngilizce'de okumak isteyen kişiler Üftalenin nutku şeriflerini okuma imkanına sahipler. Evet. Gel beru ey gönlümün derdine timar eyleyen. Ta ezelden canımı aşk ile bimar eyleyen. Gel. Kime gel diyor. Şimdi burada gel beru derken gel dediği, gelmesini arzuladığı şey kim? Muhatabı kim? Kim için gel dedi. Gel beru ey gönlümün derdine timar eyleyen. Ey gönlümün derdini timar eyleyen, gönlümün derdine, gönlümün derdine bakan, gönlümün derdini ortaya çıkartan gel buraya dedi. Seslendiği şey bu, şahıs bu. Gönlü dertli, o derdi ortaya koyan, o derde bakan kim ise, gönlün sahibi kim ise, gönlün sahibine seslendi. Biraz sonra göreceğiz. Derman arardım derdime değil mi? Derdim bana. Derman imiş o Niyazi'yi, Mısri'yi. Ama burada bizzat gönlüme derdi eken kim? O gelsin dedi. Gönle bu derdi, derdin tohumunu koyan kim? O gelsin.
timar, timar kelimesini hepimiz kullanıyoruz. Tımarlamak, timar etmek. Bir şeyin inkişafı için o şeye hizmet etmek anlamına gelir. Yani atı tımarlarız çünkü attan daha böyle verim elde etmek isteriz. Onun rahatlamasını isteriz. Hem gönlümü rahatlatıyor, gönlüme bakıyor, gönlümün sahibi. Ama gönlüme bir de tohum atıyor. Yani timar ederken tohum atıyor. O attığı tohum dert. O derdi atan, o tohumu atan. İşte. Kim o? Sevgili. O sevgili kim? Bicaz. Diyor ki, ta ezelden canımı aşk ile bimar eyle. Tohumu atmadı, atmakla kalmadı. Ta ezelden beri canımı aşk ile bimar eyledi. Bimar kelimesi bimar eylemek, bimarhane, hastahane demektir. Bimarhane, Edirne'ye gittiyseniz orada Bayezid'in bimarhanesi var. Burada da değil mi? Göz hastanesi, Yıldırım'daki bimarhane şimdi göz hastanesi olarak kullanılıyor. Bimarhane, hastane. Bimar, hasta eyleyen demektir. Ta ezelden beri canını aşk derdiyle hasta eden kişi. Gel. Ezelden beri bizi hasta eden, aşığı hasta eden, aşk derdiyle buluşturan kimdir? Elestü grab hüküm. Elestü, bezme elestiyoruz biz buna tasavvuf. Tabi yani ruhlar alemi yaratılıp, ruhlara seslenip, bezme eleste, efendim, ben sizin Rabbiniz değil miyim deyince bela denir. Yani o cemali gördü, o cemale aşık oldu. İşte o gel beri dedi, o cemal, cemalullah, o güzellik, o mutlak hüsün. Yani bunun emir sigasıyla yapması kolay anlayalım diye o şekilde seslenmiş oluyor. Gel, gel veriyor. Gel veriyor. Ey gönlümün derdine timar eyleyen. Ta ezelden canımı aşk ile timar eyleyen. Ta ezelden beri gönlümü, canımı aşk ile hasta eyleyen, aşk hastalığıyla buluşturan ve benim gönlümü dert ile timar eyleyen, dert ile gönlümü besleyen, gönlüme bu derdi, bu hastalığı koyan bir sesleniş, böyle bir yakınlık. Hatırlarsanız Yunus'tan farklı, Yunus Mektebi'nin bir mümessili olarak nitelendirmiştik ama Yunus'tan farklı demiştik. Yunus'ta rintlik, aşkın boyut daha ön plandayken Üftali'de zahidane söyleyiş var demiştik ama buna rağmen burada gördüğünüz gibi gel veru diyebilecek kadar o rintlik de var yani. O ciddiyi tamamen elden bırakmış değil. Evet. Vuslatındır derdine derman olan aşıkların ey cemalin görmeyi uşşaka ikrar eyleyen. Vuslatındır. Vuslat kelimesi tabi aşk konusu olunca en önemli kavramlardan birisidir. Aşık sevgiliden hep uzakta kaldığı için her yerde figan eder. Aşığın derdinin dermanı ustattır. Aşk derdinin dermanı aşkın artmasıdır. Tıpkı Leyla'nın Mecnun'da olduğu gibi Mecnun'u götürdüler de Kays'ı tedavi olsun, dua etsin de Hakk'a ilgilensin de Kabe'de duası kabul olsun da bu hastalıktan, bu illetten, aşk illetinden kurtulsun diye ebeveyni alıp götürdü Kabe'ye. Hac ibadetini de yapsın diye. O orada derdinin artması için dua etti. Aşığın derdi arttıkça, aşk derdi arttıkça derman olur. Çünkü hasret arttıkça vuslata olan ilgi de, alaka da artacaktır. Binaenaleyh vuslatındır derdine derman olan aşıkların, aşıkların derdine derman olacak şey senin vuslatındır. Peki bu vuslat nasıl bir vuslattır? Biraz önce söylediğimiz o zikirle, biraz sonra zikir de gelecek de işte tam bu şiiri tevhid-i zat noktasında, yani la mevcude illallah noktasında söylediğine tanık oluyorsunuz. Yani bütün varlıklarda ondan bir eser görmek. Nasıldı şarkı Mustafa Hoca? Senden bir eser gördüm diyor. Nasıldı? Seviyor yani. Her şeyi de böyle sevgiliden bir eser gördüğü için seviyordu. Şarkı geldi birden gitti. Birden geldi gitti. Yani o tevhidi
zat noktasında la mevcude illahu noktasına geldiğinizde işte o vuslattır. Ona severim, biz severim her güzeli senden eser, eser vardır diye. Evet. O işte. Evet. Yani her şeye, her varlığa onun bir eseri olarak bakabilmek. İşte vuslat budur. Yani vuslat Leyla ile Mecnun'un buluşması değil. Vuslat bir idrak biçimidir. Tıpkı ayet-i celilede ifade edildiği gibi secde et yaklaş. Secde anı tam yakınlaşma, tam vuslat anıdır. İdrakinde olabilirsek secdenin müminin miracı olması da bu anlamdadır. İşte secde tam da tevhid-i zat noktasıdır. Tevhid-i zat makamıdır. La mevcude ilah. Ancak ona secde ederiz. O yüzden de Sübhanallah deriz. O cezbe içerisinde, o vecd içerisinde söyleyeceğimiz en güzel söz Sübhanallah demektir. İşte demek ki aşıkların derdine derman olacak şey bu vuslattır. Beş vakit namazda aslında vuslatın farkında olalım ya da olmayalım. Secdet yaklaş emri mucibince o miracı yaşamış oluyoruz ve Sübhanallah diyoruz. Yani tevhid-i zata ulaşan, o noktaya ulaşan kişi o cem noktasında kalırsa, sekt noktasında kalır, mütemadiyen secde halinde kalır, hayret makamında kalır. Tekrar aleme dönebilmek için farka ulaşması lazım. Fark, badel cem denilen bir noktaya ulaşması lazım. Yani secdeden Allahu Ekber diyerek, Allah birdir, ekberdir, en büyük olan odur deyip, secdeden arnımızı kaldırıp, selamımızı verip, celvete girmemiz, toplumun hizmetinde bulunmamız gerekiyor. Ve diyor ki ey cemalin görmeyi uşşaka ikrar eyleyen. Vuslat derdinin dermanıydı. Vuslatı bizzat sen söyledin bize diyor. Dedin ki ey cemalin görmeyi uşşaka ikrar eyleyen. Uşşak aşıklar demektir. Yani o bezme eleste bulunan bütün ruhlar aslında aşıktır. Fakat bir kısmı aşık olduğunu farkında değil. Görmüşler Leyla'yı. Her birisi birer pervane potansiyeline sahip, mumun yandığını, şem'in yandığını görmüşler, uyandığını görmüşler. Ama bir kısmı bunu hatırlıyor ve pervanenin etrafında, şem'in etrafında, mumun etrafında, pervane ya da Leyla'nın etrafında Mecnun oluyor. Ama büyük bir kısmı unutuyor, gündelik hayat içerisinde unutuyor. O cemali, o güzelliği unutuyor. Unuttuğumuz için uzak kalıyoruz. Unutmak aşktan bizi uzaklaştırıyor. Aşkın düşmanı unutmaktır. Hatırladığımız anda aşk kendinden ortaya çıkıyor. O köz gibi. Közün üstüne toprağın külünü kaldırdığınızda köz kendinden ortaya çıkıyor. Nitekim diyor ki sen aşıklara ikrar eyledin. Neyi ikrar eyledin? İkrar eylemek, ikrar kelimesini hep birlikte biliyoruz. İkrar vermek, yola girmek anlamına geliyor ama ikrar hakkı itiraf anlamına da gelir. Hakkı itiraf eden kişiye ikrar ettiririz. Ama en önemlisi karar vermek anlamına geliyor. Yani bir şeyi açıktan söylemek. Cenab-ı Mevla açıktan neyi söyledi? İşte ben sizin Rabbiniz değilim dedi. Bütün ruhlara o gün onu söyledi. Ey cemalin görmeyi. İşte beni de göreceksiniz değil mi? Yani onun görülmesi meselesi. Allah'ın görülmesi kelamında en önemli tartışma konularından birisi. Cemali görmek. Ru'yetullah meselesi. Onu yeniden göreceğimizi bize müjdeledi. Dolayısıyla o görme müjdesi verildiği için bütünüyle ömrü aşığın onu görmek için geçecek. Ona ulaşmak için geçecek. O bir bakış, o bakışa ermek için geçecek. Bunu sufiler sadece ahirette görmek, ru'yetullah anlamında elbette görecek. Cennette cemali göreceğiz. Ama burada da varlığı idrak ederek her şeyde ondan bir eser görebilmek. İşte şarkıya da konu olmasının sebebi budur. Her şeyde ondan bir eser olduğunu farkına varmak, müşahede ve murakabeyle böyle bir duyuşa ulaşabilmek, idrake ulaşabilmek isterler. Onu can gözüyle, gönül gözüyle görebilmek. Bunu bize haber verdin. Dolayısıyla ben bunu görmek istiyorum. Yani o vuslata ulaşmak, o derde derman olacak vuslata ulaşmak istiyorum. Olmasaydı cemalin vadisi aşıklara, kim karar ederdi bunda aşıkı zar eyleyen?
Vade kelimesini burada anahtar bir kelime olarak görmemiz lazım. Vadeyi sıkça kullanan bir toplumuz. Enflasyonun çokça olduğu dönemlerde daha çok kullanıyorduk vadeli, vadesiz şeklinde. Şimdi de kullanıyoruz vadeli hesap, vadesiz hesap şeklinde. Vade bir işi için önceden o işin neticesini belli etmek, şeyi belli etmek anlamında, zaman, ecel anlamında vadesi yetti dediğimiz zaman da aynı anlamda kullanıyoruz. Vadede kasıt bir şeyi tehir etmek. Yani mutlaka bu böyle olacak, şu gün olacak. Yani ben bunu filanca gün yapacağım, vaat ediyorum, söz veriyorum. Binaenaleyh olmasaydı cemalin vadesi, eğer senin cemalinin görme vadesi, işte siz mutlaka göreceksiniz şey olmasaydı aşıklar için, kim karar ederdi bunda aşık-ı zar ile? Bu aşık-ı zar, yani bu dünyada aşık-ı zar sürekli inleyen o aşık nasıl karar edip de kalabilir? Bu dünyada kalış sebebimiz mutlaka sen bunu vaat ettin, senin o cemalini, o güzelliği, o hüsnü, o mutlak güzelliği göreceğiz. Onu göreceğimiz için biz bu dünyadayız. Dünyada varoluş sebebi, bu hayatta varoluş sebebi o güzelliği, o mutlak güzelliği idrak etmektir. O hali müdrik olabilmektir. Bu İsmail Hakkı Bursevi'nin eserlerinde de çokça yansıyan bir hal oluyor. Buradan aldığı ilhamla aynı şeyleri söylüyorlar zaten. Vaat edilen bir bakış var, bir duyuş var. O vaat edilen bakışa, o vaat edilen duyuşa mutlaka ulaşmak için aşıklar bu dünyada karar ederler, bu dünyada kalırlar. Zaten bu dünyada kalmamıza sebep olacak ömrü de veren sensin. Vade kelimesi aynı zamanda efendim ecel anlamında kullanıldığına göre bize takdir ettiğin o ecel nispetinde o cemali görmeyi lütfet talebi, niyazı burada saklıdır. Şimdi pek çok eserin bestelendi, okundu ama maalesef ben şöyle bir bakıverdim. Çok fazla icra edilmemiş bir kısmı, klasik eski dönemlerde yapılan şeyler bulamadım belki kayıtları. Bir yeni bestelerden bir tanesini birazcık dinleyelim. Sonra Nutku Şerif'in kalan kısmına devam edelim. Yeni bir beste.